Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Zülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar uçaklardan anlayacağınız üzere baya baya yakışıklı bir video sizi bekliyor. İlk haberimiz Lucas Ocampos. Bir şey söyleyeceğim aslında ben bunu canlı yayın olarak yapacaktım ama maalesef insanlarımızın satışından dolayı hani diyor ya e, ee, Nedved mi diyordu Pirlo mu diyordu bir takım küme düşünce Del Piero diyorsan bir, bir, takım küme düşünce e, karaktersizler gider adamlar kalır mı diyordu bir şey diyordu. E, futbolcular gider adamlar kalır diye. Bize de öyle oldu maalesef. 3-5 tane duyum duyacağız diye abone olup ayrılan arkadaşlar oldu. O arkadaşların e, yani hayat boyunca inşallah Allah gönüllerine göre versin. Onu da söyleyelim. Ama şunu söyleyeyim. Duyumlara devam edeceğim. Fakat videolarda parça parça kesim kesim izleyeceksiniz. O yüzden bütün videoları izlemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca e, salı günü UEFA Konferans Ligi rövanş maçımız var. Maçın bitiminde yine 50 kişiye üyelik hediye etmeyi düşünüyoruz. Ama videoların izlenme ortalamasının biraz yükselmesi lazım. Onu da söyleyeyim. Yani biraz videolara destek verirseniz sevinirim. Neyse. Bir de yayın yapamama sebebi misafirim var. Ondan dolayı da var. Yoksa yine yapardık. Fenerbahçe'ye öneri Lucas Ocampos. Sevilyalı Lucas Ocampos Fenerbahçe'ye önerildi. Bir şeyi çok merak ediyorum. Kaçıncı defa önerildi? Nasıl kaçıncı defa? Kaçıncı defa önerildi? İsmail Kartal da bu öyle e, önermeyi incelemeye almış. Hemen bakalım. 29 yaşında 11 Temmuz doğumlu 1.87 boyunda sağ kanat Arjantinli 11 milli maç 2 gol 12 milyon euro transfer market değeri sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış. Sevilla'nın oyuncusu Çift ayaklıymış. İyi. Tek ayaklı falan olsa sıkıntıydı. Zamanında 50 milyon euroları görmüş. 2020'de falan. Niye satmamışlar? Ben olsam satardım 50'yi gördüğü zaman. Yani öyle bir oyuncu. Sevilla 90 milyon euroluk borç nedeniyle hemen her futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı almış. UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu olan İspanyol ekibi henüz satış yapamamış. Geride kalan sezondaki eşleşmede Fenerbahçe'ye karşı toplam 37 dakika süre almış. Yani Fenerbahçe'yi önermişler. Yani biraz şey haber ya. Hani param olsa da ben de yapsam haberi gibi. Geçiniz. Fenerbahçe'den Zeki Çelik'e 7 milyon euro. Fenerbahçe Roma'da forma giyen milyoncu Zeki Çelik için İtalyan ekibine 7 milyon euro bonservis öderdi. Önerdi. Milli futbolcunu kadrosuna katmak istiyor. 8 artı 3 kural sebebiyle bek bölgesine bir yerli taklisi yapmayı isteyen Fenerbahçe. Mert Müldür ile temasa geçmiştim Fakat sağ sağ kulübü ile görüşmeler tıkanmıştı. Fenerbahçe bu sefer de rotayı Zeki Çeli'ye çevirdi. İtalyan ekibine 7 milyon euro bonservis önerdi. Geçen sezon Lille'den Roma'ya bu fiyata transfer olan 26 yaşındaki sağ bek için son kararı çizme ekibine teknik direktörü Jose Mourinho verecek. Roma formasıyla geçen sezon 34 maça çıktı. 2028 dakika sahada kalıp bir defa asist yaptı. Gol sevinci ise yaşamadı demiş. Arkadaşlar 7 milyon euroya biz çıkamayız. Mert Müldür için de insan gibi değil hayvan gibi fiyat istedikleri için biz masadan kalktık. Ama Galatasaray'a veririz isterseniz. Yani Feriştah'ına verin. Biz masadan kalkıyoruz dedik. Yarın bir gün Galatasaray 80 milyon euro para verip alıp bunu 3 milyon euro gösterip Bakın biz aldık transfer çalımı falan derse de umurumda değil. Sizin gibi 0-7 yaş düşüncelere sahip değilim. Ben takımın menfaatlerini düşünüyorum. Belli mi olur Karaman'ın koyunu sonuna çıkar oyunuyu düşünüyorum. Hep birlikte bunu bekleyip göreceğiz ama ben ne zeki çelik ne de mert müldür bu şartlara olmaz diyorum ama düşer. 2.5 milyon euroya düşerse mesela 2.5'a düşerse Mert Müldür için olabilir. Zeki Çelik için 3-3.5-4 bandına düşerse olabilir arkadaşlar. Benden bunu söylemiş olayım. Sıradaki haberimiz ne? Fenerbahçe'nin rüyası Saydo Mane. Fenerbahçe bayağı kadroda düşünmediği Saydo Mane'nin durumunu yakından takip ediyor. Wilfred Zaha'dan çok fazla ses getirecek bir transfer yapmak istiyor Fenerbahçe. E gündeme birçok isim geldi ama Mane kadar hiçbiri değerli değil. Alman ve Fransız medyasında çıkan haberlere göre hem menajerlik şirketi hem de Bayern Münih Mane'nin Alnastır'dan gelen senelik 40 milyon dolarlık teklifi kabul etmesi için Senegal'de futbolcuya baskı yapıyor. Ancak daha önce Al Hilal ve Al İttifak'ın tekliflerini geri çeviren Mane'nin Suudi Arabistan'a transfer olmak istemediği belirtildi. Tabi burada devreye kim girer? Musa Sov girer. Şimdi <laughs> Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanmayı denemek için Bayern Münih'ten en az bir sezon daha kalmayı planlıyormuş. Bayern Münih en son ne zaman kazandı ki şampiyonlar ligini? Bu da ayrı mesele. Fenerbahçe oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Ve bir fırsat çıksın diye uğraşıyor. Kariyerine 492 resmi maç. 204 gol 101 asist yapmış. Bir süperstardan bahsediyoruz. Valla arkadaşlar. Yani ben de sizler gibiyim. Ben de sizler kadar istiyorum. Hayranlık içerisinde izlediğim. Keşke olsa dediğim bir yıldızdan bahsediyorum. Ya şu 31 hiç önemli değil. 25 milyon euro transfer market değeri var, hiç önemli değil. Ama oyuncuya ciddi yatırım yaptılar. Yani 32 milyon euroluk bir yatırım yaptılar. 70 milyon euro piyasa değeri varken. Almanya'da da 25 maç, 7 gol, 5 asist, 1431 dakika. Yani imkansıza yakın bir transfer. Ama şunu söyleyeyim. Sağ kanatta sol kanatta oynayabiliyor. Oldu ya becerip getirdin. Ee, yıllık ücret teklifimiz 8 milyon euro civarındaydı. Zannetmiyorum ben bu paralar olacağını. Ama Allah'tan umut kesilmez fakat ben size verdiğim duyumun arkasındayım. Yani Fenerbahçe'ye gelmeyecek arkadaşlar. Fenerbahçe'ye kurun içi Ceko getirecek. <laughs> Şimdi bir önceki videoda bana duyum gelmedi demiştim. Kurun ile ilgili ama bu sefer geldi duyum. Şimdi Fenerbahçe, Radek Kurniç'e Kanca'yı taktı. Kaptan edinecek. O vatandaşı için bizzat devreye girdi diyor. Arkadaşlar Kurniç için sağlam bir duyum geldi. Ama paylaşmayacağım. Beğenin videoyu öyle paylaşayım. Videoyu beğenip kanala abone olmayan cinconlu olsun. Hadi bakalım. Hadi beğenileri görelim. İksik bölgelerini tek tek kapatan Salih Acıbetler orta sahaya en az bir takviye yapmayı planlıyor. iki de olabilir. Buna göre Fenerbahçe, Milan forması giyen Bosnersekli futbolcu Rade Kurun ile temasa geçti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroda görmek isteyen Fenerbahçe, oyuncuyu ikna etme görevini vatandaşı Ceko'ya verdi. Boşnak Yıldız milli takımlar arkadaşını Fenerbahçe'ye transfer etmek için telefonla aradı. Kurun iç geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 34 maça çıktı. Bir gol bir asistlik performans sergiledi. 2019'dan bu yana Milan forması giyiyor ve İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Milan 2-3 milyon euroya okey derse olabilir. Arkadaşlar düşünülen bir isim Miha Zaits gündemde biliyorsunuz. Zaits'la uzatma ihtimali var. Şimdi Zaits'la uzatılırsa e, Zaits'ın banko oynamayacağı her, herkesçe malum. Hal böyleyken orta sahaya öyle bir isim denk gelmesi lazım ki hani öyle bir isim denk gelmesi lazım ki orta sahaya sıkıntı yapmasın. E, eğer Zaits uzatırsa kuruç ihtimali yüksek arkadaşlar. Yani Zayt uzatırsa Kurunic ihtimali son derece yüksek. Bunun sebebini de <laughs> siz biliyorsunuz. Ama Zayt ve Kurunic ile orta sahayı e, kurmak bana mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani bana hiç mantıklı gelmiyor. Ne bileyim bir Dominguez olur. Bir NDD olur. Hani onlar daha yakışıklı gibi sanki ya. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz ama. Sıradakine geçelim. Fenerbahçe'den Dominguez için bir teklif daha. Bana bunlarla geldi. Fenerbahçe maaş teklifiyle Nikolas Dominguez'i ikna etti. Bologna ile pazarlıklar daraldı. Koreyere'ye göre anlaşma çok yakın. Fenerbahçe Dominguez için Bologna ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Koreyere de la Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Dominguez için Bologna'ya son olarak 10 milyon euro ve sonraki satıştan %10 teklif etti. Yeni transfer için kaynak arayan ve şu ana kadar sadece 3 milyon euroluk satış yapabilen Bolok neyse 20 milyon euro bedelden aşağı inerek 12 milyon euro ve sonraki satıştan %30 istedi. İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceği vurgulandı. İtalya'dan Edin Dzeko'yu ve Rodrigo Becao'yu alan Fenerbahçe aslında bir nevi Dominguez ikna etmiş durumda. 3 milyon euro maaş teklif ediyor. Bendeki 1.8-2.2 arası bir şey. Oyuncu bunu kabul etmiş. Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha oyuncusu 4 gol 6 asist yapmış durumda. Şimdi sevgili arkadaşlar Dominguez ile ilgili benim duyumum var. Çok da güzel yakışıklı duyumum var. Çok çok güzel duyumum var. Çok yakışıklı duyumum var. Şimdi Dominguez için Fenerbahçe 10 milyon euro bon servis sonraki satıştan %10 pay talep ediyor. Bologna ise 12 milyon euro sonraki satıştan %30 istiyor. Ama oyuncu ben Fenerbahçe'ye gideceğim dediği için Bologna'nın inadı kırılmış durumda. Üstelik size daha komik bir şey söyleyeyim. Galatasaray Fenerbahçe bu futbolcuyu alamasın diye devreye girdi. Ama Galatasaray neyi aldı? Ya, e, şey yaptı. Hani yarın belli olacak neyi aldı. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi kulüp kısmı biraz yanaştı gibi. Ama yine de kesin konuşmamak lazım. Taliska Al Nasser, fotoğraf kaldırıldı. Yeni proje. aslında ortalık 56. Al Nasır'da kariyerine devam eden Anderson Taliska'nın sosyal medyasındaki kulüp formalı fotoğrafını kaldırması transfer dedikodularına neden oldu. Ve Al Nasser'ı kaldıran Brezilyalı oyuncu yeni proje paylaşımında bulunmuş. Sözleşmesi 2026'da bitiyor. 8 milyon euro bonservis ve yıllık 8 milyon euro ücretle gelmişti. Geçen sezon Suudi Arabistan takımında 23 maça çıktı. 20 gol 2 asist 22 gollük skor katkısı üretti. Suudi Arabistan Al Nassr takımıyla Portekiz'in Benfica takımı hazırlık maçına karşı karşıya gelmiş. Benfica 4-1 ayrılmıştı ama Portekiz basında yer alan haberlere göre karşılaşmayı 16 bin seyirci izledi. Ve tribünlerin Al Nassr takımındaki İki futbolcu ise farklı tepkiler gösterdikleri belirtildi. Cristiano Ronaldo'yu alkışlayan tribünler Talisca'yı ise ıslıklamışlar. Beşiktaş formasıyla Benfica'ya karşı yaptığı hareketlerden dolayı tribünlerin kendisine tepki gösterdiği belirtildi diyor. Beşiktaş'la Benfica karşılaşmıştı falan filan. Adı üç büyüklerle sürekli anılıyor. Beşiktaş'la ve e, Okyanus şey suyun diğer tarafındaki diğer takımla adı çokça anılıyor Talisca'nın. Vallahi ben olabilir zannetmiyorum. Ha Galatasaray alır beş taş alır bir şey diyem. Ama bizlik bir durum yok arkadaşlar. Ee, Mert Müldür için dediğim gibi az önce konuşurken söyledim. 3,5 milyon euroya düştü beyefendiler. Sonraki satıştan payda istiyorlar. Bunlar da şeyi alır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 3 milli yıldız planı. Son haberimiz mi bu? Son haberimiz. bir, bir iki bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada Talisca'yı almak istiyorsan bon servis vereceksin. Oyuncuya 8 milyon euro yıllık vereceksin. Sosyal medyada bir sayfa şunu yazmış. 12 milyon euro artı bonus bon servis. 5 milyon euro maaş artı 2 milyon euro şampiyonluk bonusu. 3 yıllık sözleşme demiş. 3 kere 5 15. Hadi 3'ünde de şampiyon olsa Fenerbahçe 21. 12'de oradan 33 milyon euro. Değer mi? Hocam Fenerbahçe şampiyon olsun 50 milyon euroya da değer. Katılıyorum. Fenerbahçe şampiyon olursa 50 milyon euroya da değer. Haklısınız. Ama bu paralara ben bu riske girmem. Ali Koç'un 3 milli yıldız planı. Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal, Avrupa'da forma giyen 3 yıldızla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Birinci hedef Cengiz Ünder. O oldu sayılır. Mansi ile görüşmeleri sıklaştırdı. Marsili 12 milyon euroya kadar indi. Bu fiyatta anlaşma sağlandı demiş. 12 milyon euro çok yüksek ücret. Yani <laughs> ha şunu da söyleyeyim. Dominguez, Talisca, Cengiz Ünder gelse fazlalık. Biri fazlalık. Dominguez, Cengiz Ünder gelse ben okeyim. Mane, Cengiz Ünder gelse biri fazlalık. Mane, Dominguez gelse Türk kuralında kimi oynatacaksın? Bak Mane ile Dominguez gelse Zeki Çelik ya da Mert Müdürü kesinlikle alman lazım. Zeki'yi sağ bekte, Ferdi'yi sol bekte. Kalede de Altay. Tamam. İleride sağda Mani oynasın. Solda Tadic. Merkezde Dominguez, Şimanski. Ön Nibirka'da bir tane yabancı isim. Deli bir takım olur Fenerbahçe. Deli fişek olur. Doğru. Cengiz Ünder evet dedi. Diyor, evet dedi. Edin Ceko'nun çağrısı ki maçtan sonra da Edin bir açıklaması var. Zeki Çelik pazarlıkları zaten söyledik. Roma satmak zorundaymış. UEFA ile yaptığı Financial Fair Play anlaşmakta eksi 30 milyon euroda olan oyuncu satmak zorunda olan Roma 31.7 milyon euroluk satış yaptı. Ancak yeni transferler için bütçe açmak zorunda olduğu için bu satışa sıcak. Mourinho da onay verirse olabilir diyor. Üçüncü hedef Salih Özcan diyor. Unutun Salih Özcan'ı. Salih Özcan'ın gemisi bizim limana yanaştı. Bizim çok bilmiş Fenerbahçe taraftarı bana ukalalık yaptı. Oyuncu boştayken aman alalım iyi futbolcu yıldız olacak süper olacak dediğimde sen futboldan ne anlarsın diye bütün ukalalar burada gelsin konuşsun şimdi. Ben futboldan ne anlarmışım? Ne? Evet, ne anlarım? Doğru. Ha benim çok anlarım iddiam yok. Kabul. Ama bazen tutturuyorum. Ya bazen tuttu oluyor. Salih geçin arkadaşlar. Cengiz Ünder Marsilya'ya 6.5-8 arasında bir fiyat anlaşılmak üzere diyeyim ben size. Zaten Sercan Hamzoğlu da Haber Global'den özel bir haber sunmuş. Livakovic, ben Livakovic işinin yattığını düşünüyorum ama duyumcu arkadaşlarım sürekli Fenerbahçe fiyatı değiştirdi, düşürdü, yükseltti falan diyorlar. Allah bilmiyorum arkadaşlar. Hani nasıl olur, nasıl eder bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefinde 3 tane yıldız olsa, mesela hocam şu, şu kadar isim konuştum. 3 tanesini al. 1 Dominguez alırım, 2 Mane alırım, Dominguez, Mane. Becerebilsem Salih Özcan alırım. Becerebilsem. Çünkü 3 Türk kuralı. Sağda Mane'yi oynatırım. Solda Tadic. Forvet'te Ceko. Arkasında Şimanski. E, ee, Dominguez. Salih Özcan'ı koyarım. Ferdi'yi koyarım. Altay'ı koyarım. Açık söyleyeyim. Ben olsam bunu yaparım. Alabil yani yine alabilecek olsam biraz daha abartayım. Dominguez'i Mane'yi kesin alırım. Cengiz Ünder'i almam. Kesinlikle almam. Kur'un içi de almam. Okan <laughs> posu da almam. Yani benlik değil. Taliska bilmiyorum. Taliska'ya ben soğuk bakıyorum. Belki de gelmeyeceğinden dolayıdır. Ben soğuk bakıyorum arkadaşlar. Açıkçası. Yani Mert Müldür ya da Zeki Çelik olabilir. Bak. bak aynen. Zeki Çelik, Mert Müldür. Mesela Zeki Çelik 1. Mane 2. Dominguez 3. Alacak olsam 3 kişi alacak olsam bu üçünü alırım. Yani siz Fenerbahçe'ye 3 yıldız alacak olsanız hangi üçünü alırsınız arkadaşlar? Lütfen yorumlarda beğenin. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere.